Maalesef üzülerek şunu beyan ediyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, hatta büyüklerimiz olmak üzere çoğumuz ailede göremediğimiz ilgiyi, toplumda göremediğimiz ilgiyi, camilerde göremediğimiz ilgiyi internet kahvelerde ve kahve köşelerinde biz görüyormuşçasına oralara dadanıyoruz. Halbuki biraz mantıklı düşündüğümüz zaman ruhen, bedenen biz oralara kendimizi teslim ettiğimiz zaman hevai ve nefsani duygularımızı kabartmış bulunuyoruz. Hiç bilmediğimiz, hiç tanımadığımız insanlarla saatlerce boş konuşmaları, chatleşmeleri yapabiliyoruz. Maalesef bu da bizim beyinlerimiz üzerinde büyük hasarlara neden olmaktadır. Çünkü bazen gece uykularında dahi, namazlarımızda dahi, yürüyüşlerimizde dahi kendileriyle konuşmuş olduğumuz insanları göz önüne getirerek onlara nasıl kelime ulaştırabilirim, nasıl cümle ulaştırabilirim düşüncesiyle hareket ediyoruz. Yani bir nevi biz olmaktan çıkıyoruz. Bizi biz olmaya sevk eden ahlaki değerlerimizi gerçekten hayatımıza yerleştirmeye çalışan kendi değerlerimizi unutmaya gayret gösteriyoruz. Bunun sebebinde yatan en büyük etken ise boş vakit olarak biz bunu biliyoruz. Oysa ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok müthiş bir hadisi şerifi var bu açıdan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ni'metani magbunun fihima kethirun minen nas es-sihhatu vel-ferah. İki nimet vardır ki insanların çoğu aldanmıştır. Boş vakit ve sıhhattır. Evet kardeşlerim, boş vakitlerimizi kahve köşelerinde değil, internet kafelerde değil. Çünkü biz bunları boş vakit biliyoruz. Oysa Allah'ın bize sunmuş olduğu ömür sermayemizi kahve köşelerinde bizler tükettiğimiz zaman İslami olarak, imani olarak, ahlaki olarak, Kur'ani olarak bize ne kadar faydaları dokunabiliyor? Mantıken düşündüğümüz zaman internet kafeleri asrımızda, çağımızda maalesef birçok zararları vardır.